Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Tamer Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok heyecanlı bir süreç, açılışta da söylediğim gibi. Yani öğrenci arkadaşlarımızın aklını çelecek çok fazla yorum var sağdan soldan gelen. Doğru kararı nasıl verecekler? Çok zor bir soru gerçekten. Evet. Sabah da bir konuşma yaptım bu konu üzerine. Gerçekten öğrenciler öncelikle bir meslek seçiyorlar. Hmm. Ya bu meslek seçiminde de biraz önce siz de girişte söylediniz, çok rasyonel bir takım parametreler etkili olmuyor. İşte ailesi istiyor, rehber öğretmeni yönlendiriyor. Bazı meslekleri kazanmanın başarı, diğer meslekleri kazanmanın başarısızlık olduğu düşünülüyor. Ben iki tane kızıma tercih yaptırdım. 10 bin öğrenciye de yaklaşık tercihlerinde danışmanlık yapma şansı buldum. Mesleğimiz gereği bunu yaptık. Ve hepsinde de aynı şeyi görüyorum. Çok az rasyonel bir takım parametrelerle mesleğine karar vermiş insanlar var. Bazıları yolda değiştiriyor. Benim kızım 2 sene tıp 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 diye çok direndi. Ama şu anda psikoloji okuyor, çok mutlu. Ben de onun öyle olacağını baştan biliyordum ama okuldan öyle bir şartlandırmış geldi ki o hale getirene kadar sadece şundan oldu, kazanamadığı için tıp okumuyor ve kazanamadığı için de çok mutluyum ve çok güzel, ona yakışan ve onun da mutlu olacağı bir meslek üzerine şu anda devam ediyor. Ben hep kendi çocuklarımla örnek veriyorum. Ortanca kızım mimarlık diye geldi son ana kadar, şu anda diş hekimliği okuyor. O kadar zor bir süreç yaşanıyor ki. Evet, hayır, eğitimci babası olmasına rağmen değil mi? Kadar, mimarlık tabii, neresi, diş hekimliği hiç neresi? Hiç alakası yok ve birçok insanda bunu görebiliyorum. O nedenle bu tercih önemli bir şey ama tek başına her şey demek değil. Elimizdeki olanları bir masanın üzerine koyacağız, uzmanlarla tartışıp buradan en iyisi nasıl çıkacağına bir bakmak gerekiyor. Ben onu söylüyorum yani. Son ana kadar da sorumluluğu elden bırakmasınlar. Yani o enerji düşüp aman artık neresi oluyorsa şey olsun değil. Demeyecek. Son ana kadar değil mi? Başında olacak o dümenin öğrenci. Çünkü bundan sonraki hayat onun. Tabii. Yani seçimi birlikte yapacak belki ailesiyle ama şimdi bizi aileler izliyor. Gaziantep acaba çocuğumu göndersem mi? Niye göndersem acaba diyor. Şimdi Gaziantep Üniversitesi'nde kaçıncı yılı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gaziantep'te? 2008 kuruluşu ama ilk öğrencimizi 2010 yılında aldık. Yani 7 yıllık bir üniversite. Daha çok genç bir üniversiteyiz. Ama bu 7 yıllık sürede 3 dönem mezun verdik. Gelişimimizi de büyük bir oranda tamamladık. Şimdi Gaziantep aslında tarih, kültür ve turizm şehri. Malum. Ama yavaş yavaş artık üniversiteler şehri olmaya doğru gidiyor. Baktığınız zaman büyük şehir, 2 milyon civarında bir nüfusu var. Çok büyük bir organize sanayi bölgesi var. Türkiye'nin en büyük ihracat yapan 5. kenti. Ankara'yı 2 yıldır geçiyoruz ihracatta. Yani bu ne demektir? Aslında orada bir genel bir durum iyileşmeye başlamış, ekonomi düzelmiş, artık kültürel etkinlikler artmaya başlamış. Bu da öğrenci için çok konforlu bir ortamın meydana gelmesine sebep oluyor. Hı. Yani Gaziantep artık bir üniversite kenti olmaya hazır. İçerisinde bulunan işte büyük bir devlet üniversitesi ve vakıf üniversiteleriyle öğrenci kenti tabii olmaya doğru gidiyor. Üniversite barındırıyor artık Gaziantep. Tabii bunun içerisinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni bir üniversite olmasına rağmen tüm altyapısını tamamlamış durumda. Ve derinleşmeyle ilgili ciddi hamlesi var. Bu derinleşmek nedir? İyi öğretim üyelerini çekmek ve ben çok az tercih yapan arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımın bildiği bir şey söylemek istiyorum. Doktora programları çok önemli. Ben şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 11 tane doktora programı açılmış durumda. Hı hı. Bu da o bölümün derinleştiğini gösteriyor. Hı. 24 bölümün 11 tanesi doktora programı. Yani orada artık bir üniversite kültürü, üniversite ekosistemi, o atmosfer oluşmuş. Orada öğrenci olunabilir. Peki atmosfer demişken üniversitede yakın coğrafyadan öğrenciler mi vardır? Nerelerden öğrencilerle yolu kesişir öğrenci? Şöyle genelde bizde Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki öğrencilerin son 3 yıldır istatistiklerine baktığımız zaman benim öğrenci kitlem %55'den %65'e şu anda ulaştı. Yani %55, %60, %65. Yani öğrencinin %65'i Gaziantep'ten bizi tercih ediyor. Yani Gaziantep'te aslında orada iyi bir şey yaptığınız zaman öncelikle sizi tercih ediyor. Ondan sonra diğer illeri tercih ediyor. Ama ben bunu şöyle araştırdım. Şimdi ODTÜ'de de arkadaşlarla konuştum. ODTÜ'de Ankara'nın çok iyi bir üniversitesi. ODTÜ'nün de öğrencilerin %60'a yakını Ankara'dan geliyor. Aslında insanların genel eğilimi bu.
kentinizde, şehrinizde çok iyi bir üniversite varsa öncelikle orayı tercih edersiniz. Ondan sonra o il dışındaki başka bir yerleri alternatif olarak düşünürsünüz. Aynı tavır, aynı davranış Gaziantep'teki üniversite adaylarında da mevcut. Hı hı. Bu da muhtemelen de bu sene böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi üniversite şehri etkiler. Şehir de üniversiteyi etkiler. Bu anlamda Gaziantep'te öğrenciye yaklaşım nasıldır? Ya da öğrencinin teorik verdiğiniz eğitim dışında karşılaştığı sanatsal, hı hı, kültürel imkanlar nasıldır? İşte Gaziantep'te en önemli şey öğrencinin barınması ve kültürel bir takım ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir problem. Yurt var zaten, yurt değil mi? Hem üniversitemizin içerisinde var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi içerisinde bir yurdumuz var. O yurt sayısını da giderek arttırıyoruz. Ama Gaziantep'te yurt bakımından, öğrenci başına düşen yurt bakımından da en büyük olanaklara sahip kent. Hmm. Şu anda yurtların da boş olduğu belki de tek kent. Dolmuyor. Yani biz öğrenci talebinden daha çok yurt yapılmış Gaziantep'te. Bu da devam edecek. Şimdi tabii bir şehirde barınmayı sağladıktan sonra geri kalan kısım iyi bir üniversite ve iyi bir sosyal imkanı bulmakla ilgili bir kısım kalıyor. Zaten Gaziantep gastronomi kenti olması ve o kültürel imkanların maksimum seviyede olmasıyla da büyük bir avantaj. Büyük şehir ama o büyük şehrin İstanbul, Ankara gibi kargaşasından uzak. Hmm. Ulaşım daha kolay. Ulaşım da çok önemlidir öğrenciler için, malumunuz. Doğru. Yani sürekli otobüs bekleyen, otobüsler tıkış tıkış gitmek yerine bir noktadan bir nokta, özellikle üniversitesine çok rahatlıkla ulaşması büyük bir avantajdır. O avantajı da bunun üzerine koyduğumuz zaman aslında Gaziantep çok iyi bir üniversite şehri olmaya aday. Yanlış mı hatırlıyorum? Sizde şey vardı, baklava ile ilgili bir film festivali, Altın Baklava Film Festivali var. Tabii mi? Yani işte gastronomi kenti, Gaziantep'in baklavası bir dünya markası. O dünya markasından yola çıkarak bir sanatsal etkinlikte, kültürel etkinlikte onu buluşturduk. 3 senedir başarıyla devam ediyoruz. Öğrenci filmleriyle, kısa filmleriyle ve belgesellerle katıldıkları bir yarışma, çok da iyi projeler geliyor. Bu sene de çok başarılı geçti. Bunu bir ulusal marka haline getirmek üzere devam ediyoruz. Hatta yine Akıllı Şehir Gaziantep projesi, o da sizin, evet, üniversitenize doğru, ait doğru bir proje değil mi? Tabii ki. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani üniversitenin 3 tane temel görevi var. Eğitim, öğretimi çok iyi yapmak zorundasınız. Ama yeterli değil, mutlaka araştırma, geliştirme ve proje üretmek zorundasınız. 3. görevini de sosyal sorumluluk. Bunları paylaşacaksınız. Bunları mutlaka, bir tanesi eksik olursa, az olursa aslında tam anlamıyla üniversite olmamış oluyorsunuz. Bu söylediğiniz konsept aslında bizim ARGE proje konseptiyle ilgili. Akıllı evle ilgili geliştirdiğimiz bir proje. Şu anda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin içerisinde bir akıllı bina inşaatı bitmek üzere. Ulusal bir takım fonlar tarafından fonlanan bir proje. Bu akıllı bina, akıllı şebeke ve akıllı şehir aslında bütünleşik bir konsept. Bu da Gaziantep'e avantaj sağlayacak. Gaziantep'in yapısı itibariyle de ilk geçebilecek şehirlerden bir tanesi akıllı şehir konseptine. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde bunun içerisinde öncülük yapmak üzere bir hamle yaptı aslında. Ama bu aslında üniversite sanayi işbirliğinin bir parçası gibi düşünmek gerekiyor. O ikinci ayak, eğitim öğretimden sonra araştırma geliştirme ve proje ayağıyla ilgili önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Şimdi üniversite sanayi işbirliği dediniz. Bir de dediniz ki üniversitelerin asli görevleri işte eğitim, öğretimdir, araştırmadır. Bunları toplumla paylaşmadır. Şimdi üniversitenin rolleri üzerine çok konuşuyoruz ya bu ara her gün yayınlarımızda. Böyle işte bizden mezun olduktan sonra iş bulması için de, kariyer planlaması için de şunları yapıyoruz diye sıralıyor bazı üniversiteler. Ben de soruyorum, üniversitenin çok derdi midir iş bulmak öğrencisine diye. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz ya da bu bağlamda siz bir şeyler yapıyor musunuz? Şöyle, tabii oradaki sınır şey önemli. İş bulma gibi düşünürseniz aslında üniversitenin görevleri arasında değil ama doğal bir sürecin içerisinde. Üniversite mezunlarınız belli bir oranda sektör tarafından talep ediliyorsa ve istihdam ediliyorsa aslında bu çok önemli bir parametredir. Hmm. Üniversite birçok parametreye göre sıralanıyor ama bir parametrede de ilk 6 ay içerisinde mezunlarınızın yüzde kaçı iş buluyor. Hmm. Biz bu şeyde çok önemli bir noktadayız. Bunun da sebebi aslında yine eğitim öğretim modelinde yapacağınız birkaç manevrayla. Biz buna proaktif yaklaşım diyoruz. İnovatif ve proaktif bir üniversite olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni hep tarif etmişizdir. Bu proaktif yaklaşım nedir? Rakiplerinizin yaptığından bir adım önde olmak. Biz de Cooperative Education, Coop'u çok iyi uygulayan birkaç Türk üniversitesinden bir tanesiyiz. Bu ne demek? Bütün dersleri, teorik dersleri 7 yarı yılda tamamlıyorsunuz. 8. yarı yılda zaten full time sektörün içerisinde çalışmaya başlıyorsunuz. Bu ne demektir? Bütün rakiplerinizden bir dönem önce çalışmaya yani başlıyorsunuz. Yani kısa dönemli bir staj gibi değil de eğitim öğretim yılının bir dönemini. Bir dönemini ona ayırıyor. Bu istatistikler bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. %75 o başladığı iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Yani zaten şimdi 8. yarı yılı bekleyip işe
atılmak yerine rakiplerinizden bir dönem önce atıldınız. Orada başarılı olmasanız bile halen neyi hatalı yaptığınızı görme şansınız var. Bu çok önemli bir model. Bir de kariyer planlamasını da aktif yaparsanız, bir takım şirketlere uygun elemanla ilgili bir takım şeyler çok iyi yaparsınız. Bu da yabancı dilin iyi öğretmekle ilgili. Hasan Kalyancı Üniversitesi yine iyi yaptığımızı iddia ettiğimiz bir şey. Hazırlık okulunda, İki dönemli hazırlık okulunun bir dönemini Hasan Kalyancı'nda yapıyor. Diğer dönemini Amerika'da ve İngiltere'de anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde yapma imkanı veriyoruz. Bunu da yapan birkaç üniversitede var. Biz de bunu yapıyoruz. İngilizceyi çok iyi verdiğiniz zaman, pratik eğitimle teorik eğitimi kaynaştırdığınız zaman zaten sektörde iş bulma potansiyeliniz var. Tabii ki vakfımızın da bir derinliği var. O vakfın kendi arka planında bir derinliği var. Onların da bir istihdam potansiyeli var. Bununla birleşince söylediğiniz o kariyer planlamasını iş bulma oranında yakalamış oluyorsunuz. Yoksa şöyle bir derdin içerisinde bütün öğrencilerimize biz iş bulmak, hadi onları peşinden koşmak. İşçi bulma kurumu değil neticede üniversite. Bir de böyle diplomasıyla barışık, gurur duyan, gururla o diplomayı taşıması, özgüvenli gençler yetiştirdiğiniz zaman dediğiniz gibi eğitimin kalitesine bağlı olarak zaten o özgüvenle gidip kendine de iş bulacaktır. Doğru. Tabii yani mezunumuzun bir tavrı olması lazım, bir duruşu olması lazım. Ben bunun oluştuğunu görüyorum. Hasan Kalyancı Üniversitesi mezunuyla başka bir mezunla konuştuğum zaman aslında onu ben tahmin edebiliyorum artık, bir Hasan Kalyancı mezunudur diye onu tahmin etme şansım oluyor. Şimdi Gaziantep'le ilgili de baktığımda bir takım toplumsal sorumluluk projelerine üniversitenizin kafa yorduğu bazı meseleler de var. Özellikle bulunduğu konum, coğrafi konum itibariyle değil mi? Mesela Suriye ile ilgili, Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığınız çalışmalar var. Evet. Aktif bir şekilde devam ediyor mu o sahada bu çalışmalarınız? Şimdi toplumla bütünleşmeniz lazım. 7-24 yaşayan bir üniversite kurmanız gerekiyor. Bu üçüncü ayakla ilgili bir şey. Sosyal sorumluluğunuz gereği. Bunu yapmazsanız işte duvarlarla çevirip o toplumdan soyutlanırsınız. Üniversite olmuyorsunuz. İyi bir üniversiteye bırakın. Bu aslında Ar-Ge ile de ilişkili bir şey. Hem Ar-Ge yapacaksınız, Ar-Ge sonuçlarında topluma faydalı olması lazım. Bizim çıkış noktamız bu tabii Suriye ile ilgili problemler ortaya çıkınca Orta Doğu Araştırmaları Merkezi diye bir uygulama araştırma merkezi kurduk. Aslında bir research center bu. Hı-hı. Araştırma merkezi. Ama bu çıktılarında doğrudan bölgeyle ilgili olması çok da anlamlı oldu. Yani bizim iddiamız şu, Orta Doğu'yu çalışacaksınız, bunu yerinde çalışmak lazım. Yani bir gemi mühendisi nasıl tersane uzakta, bir uçak mühendisi nasıl uçak fabrikalarından farklı bir yerde bunu öğrenme şansı yoksa, Orta Doğu çalışılacaksa burada çalışılmaz. Yani Amerika'daki herhangi bir enstitüde veya Avrupa'daki herhangi bir enstitüde Orta Doğu çalışılmaz. Coğrafi yakınlık önemli. Orta Doğu'ya dokunmak, Orta Doğu'yu koklamak, orayı laboratuvar olarak görmek büyük bir avantajdır dedik ve o avantajımızı kullanarak bu merkezde bu çalışmaları üretmeye başladık. Çok ciddi çıktılar oldu, raporlar oldu. Hem ilgililere, yerel yönetimlere ve ulusal yönetimlere bunu sunduk. Hem de bölgeye faydalı bir çalışma oldu. Ar-Ge yönü var, sosyal sorumluluk yönü var. Şimdi siz de yıllardır İstanbul'da aslında öğrenci yetiştiren bir akademisyen olarak sonradan kalkıp Gaziantep'e gittiniz. Kaç yıldır oradasınız? 4 yılım bitti. 4 yıldır. Ben aslında İstanbul'da doğma büyüme. İstanbul'da da büyük bir üniversite çalışma fırsatı buldum. Ama Gaziantep'e gitmemde çok önemli bir motivasyon vardı. İşte mühendis kökenli olmanız ve üniversite sanayi işbirliğini orada geliştirebileceğinizin heyecanı vardı. 4 yıl sonunda geldiğim nokta onu heyecanla görebiliyorum. Yani Hasan Kalyancı Üniversitesi'nin organize sanayi bölgesi içerisinde bir teknoparkı var. Çünkü Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi. Üniversite sanayi işbirliğinde çok önemli modeller geliştirdik. Kendi enerjisini tamamen güneşten üreten tek üniversite. 1.2 megawatt çok az bilinen bir şeydir. Ama enerjimin tamamını güneşten üretiyorum ve şebekeye de enerji artık satarak tamamını fazlasını hatta fazla geleni de şebekeye satıyorum. 1.2 megawatt santralim var. Belki bu ileride yetmeyecek ama %80'lere %70'lere düşecek. Çünkü kampüsüm büyüyor. Çok önemli bir hamle bu. Alternatif enerjileri kullanan bir üniversite olmamız. Uzaktan öğretim modeli kendi geliştirdiğimiz yazılımlarla yaptığımız bir model. Daha da önemlisi Hasan Kalyancı Üniversitesi'nin Silikon Vadisi'nde kendi girişimcilerini, kuluçka şirketlerini gönderdiği bir yerimiz var. Bu Türk üniversitelerinin Amerika'daki veya yurt dışındaki en büyük teknolojik hamlesidir. Silikon Vadisi'nde bizim artık bir kuluçka merkezimiz var. Bizim girişimci gençlerimiz, çünkü girişimciliği teşvik ediyoruz, onunla ilgili kuluçka merkezi oluşturduk. Teknoloji Transfer Ofisi kanalıyla. Kendi şirketlerini kuruyor. Hocalarımız kendi şirketlerini kuruyor. Oradan İstanbul'dan da Silikon'a uzanan
bir tünel oluşturduk, bir vadi oluşturduk. Artık Hasan Kalyoncu'ndaki bir kuluçka şirketinin Silikon'daki bir ayağı da oluşmaya başladı. Bunlar hepsi heyecan verici bir şey aslında. Bütünleşik olarak birbirini tamamlayan şeyler. Beni de heyecanlandıran bu potansiyeldi. Şimdi bu potansiyeli artık dönüştürdük, bir aksiyona döndü. Ondan da çok mutluyuz. Şimdi bu soruyu aslında sorarken şunun için sormuştum. Yani alışmanız çok zaman aldı mı İstanbul'dan kalkıp Gaziantep'e? Tabii ki siz oranın rektörü olarak çok zaman almadı, çok kısa sürede adaptasyonum sürecimi tamamladım diyeceksiniz ama Gaziantep'in halkının öğrenciye karşılaması nasıldır? Son olarak Gaziantep'i pek tanımayan ailenin içinde bir katkımız olsun. Şöyle, gerçekten ben İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamayacağını düşünen bir insanım ben. İşte bazı arkadaşlar diyor ki ben Ankara'dan nasıl Gaziantep'te yaşayacağım? İşte İzmir'den gelsem ya ben İstanbul'da doğum, İstanbulluyum ben. Yurt dışına gittiğim zaman İstanbul'u özleyen bir insanım ama inanın Gaziantep'e ilk geldiğim günden itibaren tüm ailemle de beraber orada taşındık ve yaşamaya başladık. Gaziantep'li gerçekten sıcak karşılıyor sizi ve kucaklıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Hı hı. Benim gibi İstanbul aşığı birisi bile şu anda tam Gaziantep'te olmuş durumdayım. Bütün öğrencilerimiz de, orada çalışacak hocalarımız da hiç çekinmeden Gaziantep'e gelsinler. Çok mutlu olacaklarının garantisini ben veriyorum. Garantisini veriyorum dediniz. Bakın bir mutsuzluk olsun, direkt bulurlar. Arayın bizi, direkt arayın. Bizi iletişime geçin. Görkem Hanım bulun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz katkınız için. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından yeni bir üniversite, bu sene kılavuzda ilk defa göreceğiniz bir üniversiteyi yakından tanımaya çalışacağız. Mama Büs'le yolun başındayken devam edecek. Bir ülkenin yolculuğu zorludur.